Meşhur bir söz vardır, Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır diye. Aslında bu şampiyonluğun fitilini ateşleyen yine 2 sezon önce Beşiktaş taraftarı olmuştu. Şenol Güneş milli takımla anlaşmış, Beşiktaş teknik direktör aramaya başlamış. Taraftar tam da o günlerde gönlündeki hocayı net bir şekilde ifade etmişti. Tarihler 2019'u gösteriyordu. 2 yıllık şampiyonluk sonrası oluşan 90 milyon euroluk kadro 3. sezon başarılı olamamış, Beşiktaş'ın yükseliş dönemi bitmiş. Önce duraklama, sonra da adeta çöküş dönemi başlamıştı. Ödenemeyen maaşlar, kötü skorlar derken Şenol Güneş'in de milli takımla anlaştığı ortaya çıkmış, Fikret Orman dönemi ciddi şekilde sorgulanır olmuştu. Bir yıl önce her yerde dile getirilen Süleyman Seba'dan sonraki en büyük başkan, ekonominin başına Fikret Orman geçsin söylemleri sona ermiş, paralar nerede tezahüratları Dolmabahçe'de yankılanır olmuştu. Yıldızlarının maaşını ödeyemeyen, hem hocasını hem de şampiyonluk iddiasını kaybeden Beşiktaş, 2019'un baharında 1 Mayıs akşamı Alanyaspor'u konuk etmişti. Bir süredir Dolmabahçe'de kaybolan coşku, 8 yaşında İnönü'ye ayak basan, Serpil Hamdi Tüzün'ün 5 dakika izleyip tamam yeterlidir dediği o mavi gözlü adamın yeşil sahaya çıkmasıyla tekrardan geri gelmişti. Beşiktaş taraftarı takımın başında Sergen Yalçın'ı istiyordu. Beşiktaş'ın son 10 numarası maç sonunda yaptığı açıklamayla kaçınılmaz sonun adeta işaretini vermişti. Basit bir cevap vereyim o zaman, bir gün kavuşacağız diyeyim. Fikret Orman'ın son dönemi adeta taraftarla her konuda inatlaştığı bir dönem olmuştu. Tribünlerden gelen Sergen Yalçın isteğini umursamamıştı Fikret Orman ve tercihi Abdullah Avcı olmuştu. Birlikte kötü gidişi tecrübeli bir hocayla durdurmak istiyordu Fikret Başkan, ancak işler onun hesapladığı gibi gitmedi. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi tam anlamıyla bir krizle başlamıştı. Yardımcısı Orhan Ak, camia tarafından en başından beri istenmiyordu. Buna rağmen iş inatlaşmaya dönünce yurt dışı kampında mevzu patladı. Beşiktaş taraftarı sahaya inmiş, Orhan Ak'a da Abdullah Avcı'ya da tepki göstermişti. 2 gün sonra yardımcı hocayla yollar ayrılmış ama hikaye en baştan buruk başlamıştı. Hazırlık maçlarında oynanan futbol daha sezon başlamadan Abdullah Avcı'yı sorgulanır hale getirmişti. Şenol Güneş'in hücum takımı gitmiş, daha kontrollü, daha az atak yapan bir takım gelmişti. Sağdaki oyun daha en başından beri tartışılır haldeydi. Bir de bunun üstüne takım sezona kötü bir giriş yapınca Dolmabahçe'de iklim yeniden iyice sertleşmişti. Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğunun ilk kıvılcımı geçen sezonki Başakşehir maçında parlamıştı aslında. 23 Eylül akşamı Beşiktaş tribünü aylardır içinde biriktirdiği öfkeyi adeta sahaya kusmuştu. Taraftar yönetimden de, hocadan da, futbolculardan da memnun değildi. Aylardır yapılan istifa tezahüratı o maçta birdenbire kesilmiş, tribünden sürpriz bir tezahürat yükselmişti. Sergen Yalçın ismi İstanbul Boğazı'nda yankılanıyordu. O akşam bu tezahüratın Beşiktaş'ın geleceğini şekillendireceğini ise çok az kişi tahmin edebilirdi. Tarih 22 Eylül 2019, yer Dolmabahçe. Süper Lig'in 5. haftasında siyah beyazlar Başakşehir'le Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Sezona Abdullah Avcı yönetimine giren Beşiktaş, ligi istediği gibi başlayamamış ve geride kalan 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik almıştı. Siyah beyazlar Başakşehir karşısında da 54. dakikada 1-0 geriye düşünce, Beşiktaş tribünlerinden ilk önce azınlık bir kesimin başlattığı o tezahürat, dakikalar içerisinde İstanbul Boğazı'nın her yerinden duyulmaya başlamıştı. Karşılaşmanın son düdüğüne kadar Sergen Yalçın tezahüratı yapan siyah beyazlı tribünler, maç sona erdikten sonra da bir müddet stattan ayrılmayarak takımın başında görmek istedikleri efsaneleri için desteklerini sürdürmüşlerdi. Hocanın aylar önce söylediği elbet bir gün sözü o gün sosyal medyada trend topik olmuştu. İlerleyen günlerde slogana dönüşen bu söz duvar yazılarına konu olur hale gelmişti. Öyle ki Sergen Yalçınlı Malatyaspor'u Avrupa'ya taşıyan uçağın pilotu bile elbet bir gün diye anons yapıyordu o günlerde. Seminerin hep zafer dolu olması dileğiyle nice başarılar seninle olsun. Elbet bir gün kavuşacağız. Hem maddi sıkıntılar hem kötü sonuçlar taraftarın sabrını taşırmıştı. Semte, stada asılan birkaç pankartla başlayan paralar nerede sloganı artık her maçta tribünün ve sosyal medyanın dilindeydi. Bu Türk futbol tarihinde bir ilkti. İlk kez bir kulübün taraftarı kendi başkanı ile ilgili böyle bir imada bulunuyordu. Fikret Orman dayanamamış, başkanlığı bırakmıştı. Seçim kararı alınmış, kongre gelip çatmış, Ahmet Nurçebi yeni başkan olmuştu. Beşiktaş'ın o dönemki en büyük sorunu maaşların ödenmemesiydi. Başkan Çebi ilk olarak bu işe el atmıştı. Tabi takım da bu duruma olumlu tepki vermiş, üst üste galibiyetler gelmeye başlamıştı. O süreçte siyah beyazlar 8 maçta 22 puan toplamıştı.
takım iyi gidiyordu ve Ahmet Nurçebi de doğal olarak Abdullah Avcı ile devam etme kararı almıştı. Aralık ayına gelindiğinde ise takım bir kez daha düşüşe geçmişti. Ocak ayında Antalya kampında Beşiktaş yönetimi B planını çoktan masaya yatırmıştı. Yönetim bir yandan Avcı'ya destek olmaya çalışıyor, diğer yandan yurt dışında arayışlarını sürdürüyordu. Tam da o günlerde Sergen Yalçın'ın Malatyaspor'dan ayrılması ise hikayenin tamamen değişmesine sebep olmuştu. 22 Ocak'ta Beşiktaş Kupa'da Erzurumspor'a elenmişti. Ahmet Nurçebi, Abdullah Avcı ile bu işin yürümeyeceğini anlamış, hoca ile yolları ayırma kararı almıştı. Aslında masada Lucescu dahil birçok alternatif vardı. Ancak Başkan Çebi, taraftarla inatlaşmamanın önemini çoktan anlamıştı. 30 Ocak 2020 sabahı Beşiktaş'ın son 10 numarası Sergen Yalçın'ın Dolmabahçe'ye hoca olarak çıkacağı açıklanmıştı. O akşam eşi benzeri olmayan bir şey yaşanacaktı. Kulüp Sergen Yalçın'ı açıklamış, heyecan durağa çıkmıştı. O gün sabahtan itibaren stat çevresinde çok büyük bir kuyruk oluşmuştu. Daha önce Quaresma, Guti, Roberto Carlos gibi yıldız isimlerin imza törenleri statta yapılmıştı. Ama ilk defa bir teknik adamın imza töreni bu kadar ilgi görüyordu. Statta 10 bin kişilik yer ayrılmıştı. Ancak saatler 20'yi gösterdiğinde tribündeki Beşiktaş taraftarının sayısı 25 bin olmuştu. Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a hoş geldin diyordu. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım demişti Sergen Yalçın imza töreninde. Duygularına hakim olamadığı her halinden belliydi. Taraftara seslenirken arkadaşlar demişti. Dakika 1, gol 1'de. Hemen orada gönülleri fethetmişti. O akşam Dolmabahçe'de adeta karşılıklı bir duygu seli vardı. Yaklaşık bir yıl önce siyah beyaz taraftarların ona tezahürat yapmasını sormuşlar. O da bu soruya elbet bir gün kavuşacağız şeklinde cevap vermişti. O akşam işte bu kavuşma gerçek oldu. 30 Ocak 2020 tarihinin Beşiktaş'ın kaderini değiştireceğini, acaba o akşam orada bulunan binlerce taraftardan kaçı tahmin edebiliyordu? Elbette bu büyük bir muammaydı. Sergen Yalçın takımı 7. sıradayken almıştı. Herkes ilk 4'e girsinler, UEFA'ya gitsinler, biz hocayı başarılı sayarız diyordu. Oysa Sergen Yalçın hayatı boyunca hedefleri hiçbir zaman küçük olmamıştı. Beşiktaş'ın efsanesi takımın başına geçer geçmez kollarını sıvamıştı. Beşiktaş'ta taraftarın sabırsızlıkla beklediği Sergen Yalçın dönemi Rize Spor maçıyla başlamıştı. Ayağının tozuyla ilk maçtan 3 puan alan siyah beyazların yeni hocası takıma da hemen bir hedef koymuştu. Sergen Yalçın gerçekçi bir yaklaşımla sezonu 3. tamamlayarak Trabzonspor'un Avrupa'dan alabileceği olası bir cezayla Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedeflemişti. Beşiktaş'ta ivme giderek arttı. Kötü bir dönemden geçen siyah beyazlar yeni hocasıyla birlikte daha net bir oyun oynamaya başlamıştı. Özellikle tüm dünyayı sarsan pandemi dönemini diğer takımlara göre daha başarılı ve daha hazır geçiren Sergen Hoca, bu süreçte takıma ve ülkeye belki de yıllarca hizmet edecek iki genç ismi de katmıştı. Antalya Spor maçı ile birlikte Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu ilk 11'e monte edildi. Bu gençlik hamlesi bazılarınca gelecek sezon Beşiktaş küçülmeye gidecek, altyapıdan oyuncularla yola devam edecek diye okunsa da Sergen Yalçın cevabı 5-1 biten Denizli Spor maçından sonra çok net bir şekilde verdi. Beşiktaş şampiyonla oynayacak, bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Öyle bir niyetimiz de yok. Bu açıklama aynı zamanda Sergen Yalçın'ın karakterini gösteren bir basın toplantısıydı. O her denileni kabul eden bir teknik direktör tipi değildi. Yönetimin o günlerde öz kaynak düzeni, genç bir ekip oluşturmak, 200 senede şampiyon olacak bir takım yaratmak gibi projeleri vardı. Oysa Sergen Yalçın'ın tek bir hedefi vardı. Şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak. O, Metin Ali Feyyaz'la efsane takımın genç 10 numarasıydı. Derbide 17 yaşında Fenerbahçe'ye aşırtma bir gol atmıştı. Başarıyla büyümüştü ve ondan başkasını bilmiyordu. Sergen Yalçın'ın gelişi sonrası belirlenen hedef oluşan siyah beyazlar sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş'ı hem zorlu maçlar hem de zorlu bir transfer dönemi bekliyordu. Takımın temel taşlarıyla yollar ayrılmış, yerlerinin ise kimin dolduracağı henüz belirlenmemişti. 2019-2020 sezonunu 3. sırada tamamlayarak hedefine ulaşan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşarken takımın sadece 14 gün dinlenecek olması teknik heyetin planlarını biraz zora sokmuştu. Süper Lig pandemi nedeniyle 25 Temmuz'da sona ermişti ve Beşiktaş sadece bir ay sonra tam 25 Ağustos'ta ikinci eleme turunda PAOK'a karşı sahaya çıkmıştı. Siyah beyazlar o maça kadar kadrosunda sadece Kayserispor'dan Bernat Mensah ve Alanyaspor'dan Wellington'la Ensa Kalay'ı katmıştı. Yunanistan'da oynanan karşılaşmanın ilk yarım saati Beşiktaş için adeta kabus gibi geçmişti. PAOK 30 dakikada 3-0 bulmuş,
İlk yarı Larin'in golüyle 3-0 bitse de Beşiktaş Devler Ligi'ne veda etmişti. Siyah beyazların UEFA Avrupa Ligi playoff'undaki rakibi ise Rio Ave'ydi. 2 sene önce Porto'lara, Benfica'lara kök söktüren Beşiktaş, Portekiz'in vasat takımı Rio Ave'yi geçememiş Avrupa macerasına daha Eylül ayında veda etmişti. Elbette bu işler pek de kolay değildi. Siyah beyazlar birçok oyuncusunu kaybetmişti. Burak Yılmaz, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Enneni gibi isimlerle yollar ayrılmıştı. Bunlar Türkiye Ligi'nin belki de kendi mevkilerindeki en iyi oyunculardı. Beşiktaş ligi istediği gibi başlangıçta yapamamış, siyah beyazlar ilk 5 maç sonunda puan tablosunda kendine 18. sırada yer bulabilmişti. O günlerde tüm futbol kamuoyu eleştiri oklarını Sergen Yalçın ve öğrencilerine çevirmişti. Elbette yönetim de bu eleştirilerden payını almıştı. Sergen Yalçın o günlerde isim vererek oyuncular istiyordu. Bunların başında Kalinic vardı. Sergen Hoca, Rozier transferi için yorum yapmamış, Gezal geldiğinde ise haberim yok demişti. Ortada bir kriz vardı. Beşiktaş camiasının bir kısmı yönetimi, bir kısmı hocayı eleştiriyordu. Ancak o günlerde sahada işler bayağı kötü gidiyordu ve ne olursa olsun bu tip durumlarda oklar hocaya dönerdi. 6 resmi maçta bir kez kazanabilmişti Beşiktaş ve bu durum kabul edilemezdi. Kimileri Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına erken havlu attığını, kimileri ise teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrılacağını söylüyordu. PAOK maçındaki tercihlerle başlayan hatalar zinciri sonraki maçlarda devam etmiş ve fatura Sergen Yalçın'a kesilmişti. Beşiktaş taraftarı pandemi yüzünden maça gelemiyordu ama sosyal medya tam anlamıyla savaş alanına dönmüştü. Oysa herkesin atladığı çok önemli bir şey vardı. Takım henüz oturmamıştı. Leic kafada futbolu bitirmiş, Vida ödeme sorunları yüzünden konsantrasyonu tamamen kaybetmişti. Para sıkıntısı vardı ve transferler tam zamanında gelememişti. Sezonun geri kalanında takımın en önemli parçasını oluşturacak iki isimden biri olan Abubakar 3. hafta sahaya çıkabilmiş, 45 dakika oynayabilmişti. Sezona damga vuracak diğer isim Raşit Gezal ise Beşiktaş'taki ilk maçına ligin 6. haftasına çıkabilecekti. Beşiktaş sezona tam anlamıyla kabus gibi başlangıç yapmıştı ve hemen hemen herkes siyah beyazların yarıştan erkenden kopacağını düşünüyordu. İlk haftalarda gelen kötü sonuçlar ve oyun taraftarı umutsuzluğa sürüklese de ne olduysa 7. haftadan sonra oldu. Siyah beyazlar fikstürün en zorlu bölümüne girerken Beşiktaş'ın kaderinin de o haftalar değişeceğini kimse tahmin etmiyordu. 7 haftada 3 mağlubiyet alan Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür vardı. Siyah beyazlar sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanı, Kasımpaşa ve Alanyaspor deplasmanında sahne alacaktı. İlk maç Başakşehir'leydi. Siyah beyazlar belki de sezon başından bu yana ilk defa tam kadro sahada yer alıyordu. Abubakar, Gezal, Josef ilk kez beraberlerdi. Üstelik Sergen Yalçın kimsenin beklemediği bir hamle yapmış, kariyeri boyunca en uçta oynayan Kyle Larin'i sol öne çekmişti. Beşiktaş taraftarındaki, Beşiktaş medyasındaki genel kanı Kyle Larin'in yeterli bir oyuncu olmadığı yönündeydi. Hantaldı, son vuruşları iyi değildi. Herkes aynı soruyu soruyordu. Larin gibi bir oyuncu yaratıcılık gerektiren sol önde ne yapabilirdi? Cevap aslında çok da gecikmedi. Maçın ilk yarısının sonlarına doğru Kanadalılar devreye girmişti. 44 ve 45'te Atiba ve Larin'in golleriyle 2-0 devreyi önde kapadı Beşiktaş. Karşılaşmayı iyi bir oyunla 3-2 kazanan siyah beyazlar bir sonraki hafta ise Fenerbahçe'ye konuk olacaktı. Beşiktaş Kadıköy'de 16 yıldır kazanamıyordu. Üstelik çok da korkunç eksikler vardı. Kaleci Ersin kırmızı, Dorukhan sarı kart cezalısıydı. Daha da acayibi, takımın savunma hattı adeta yoktu. Vida cezalı, Wellington sakattı. Beşiktaş maça kalede Utku, önlerinde ise Necip ve 21 yaşındaki Montero ile çıkacaktı. Solda oynayan Rıdvan'ın yaşı ise daha 19 bile değildi. İşte bu yüzden takım bir önceki hafta Başakşehir'i mağlup etse de kadrodaki sıkıntılardan dolayı derbi galibiyetini hayal eden pek kimse yoktu camiada. Maç öncesinde çoğu Beşiktaşlı beraberlik kötü skor değil diyordu. Siyah beyazlar maça fırtına gibi girdi. Derbinin başrol oyuncusu Dansan Abubakar adeta karaboğa gibi sahneye çıkmıştı. Sakattı, oydu, buydu denen Abubakar 20 dakikada Fenerbahçe defansını allak bullak etmiş, skoru 2-0'a taşımıştı. Devre 2-1 biterken Darin 50. dakikada 2. sıradan kırmızı kartla oyun dışı kalmış, ekran başındaki Beşiktaşlar 16 yıllık bu seriyi bozamayacaklarını düşünmeye başlamıştı. O gün Beşiktaş bu sezon neler yapabileceğini, oyun karakterinin nasıl olacağını ilk kez göstermişti. Takımın en çok eleştirilen iki oyuncusu Necip Uysal ve Ensakala sahneye çıkmış. Beşiktaş 16 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmeyi başarmıştı. Bu galibiyet aynı zamanda takımda adeta bir özgüven patlaması oluşturmuştu. Artık saha içinde umut veren, korkmayan, pes etmeyen ve daha da önemlisi hiç durmadan hücum eden bir Beşiktaş vardı.
Abubakır'ın beklenmedik form grafiği, lisans son dakikada motorla TFF'ye yetişirilen Gezal'ın etkili performansı, sürpriz Kaller'in hamlesini tutması ve Atiba ile Josef'in yakaladığı uyum. Her şey adeta rüya gibiydi. Beşiktaş gün geçtikçe yükseliyor, kazandıkça üstüne koyarak ilerliyordu. Sivas Spor, Kayseri Spor, Kasımpaşa, Erzurum Spor önüne geleni deviriyordu siyah beyazlar. Arada bir tek Alanya Spor'a yenilmişler, diğer tüm rakipleri mağlup etmişlerdi. Siyah beyazlar 16. haftaya kadar 7 galibiyet 1 mağlubiyet alarak bir anda dipten zirveye yükselmişti. Ancak yine de kimse Beşiktaş'ın zirvede bu denli kalıcı olacağını beklemiyor ve futbol kamuoyu yakın zamanda Beşiktaş'ın düşüş yaşayacağını iddia ediyordu. Artık ligde yavaş yavaş ilk yarı sona eriyordu. Beşiktaş'ın önünde Galatasaray derbisi vardı. Sergen Yalçın geldiğinden bu yana Galatasaray ve Fenerbahçe'yle 3 maç yapılmış, 2 galibiyet 1 de beraberlik alınmıştı. Siyah beyazlar Vodafone Park'ta derbilerde yenilmeme geleneğini sürdürmek istiyordu. İstim üstünde yoluna devam eden siyah beyazların zorlu Galatasaray derbisinde ne yapacağı merak konusuydu. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı hemen hemen her maçta kendi içinde kahramanlar çıkartıyor ve bu kadrosunun çok üzerinde bir oyun oynuyordu. Galatasaray derbisinde de benzer bir durum yaşanmıştı. Sarı kırmızılar uzun süre Beşiktaş kalesine gelememiş, maç siyah beyazların kontrolü altına geçmişti. Siyah beyazlar 80 dakika 0-0 giden mücadelede Rıdvan Yılmaz'ın asisti, Josef de Souza'nın golüyle kilidi açmayı başarmıştı. 90'da Enkudu ile skoru 2-0'a taşıyan Beşiktaş ilk kez bu maçta spor kamuoyuna şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğunu göstermişti. Sergen Yalçın yönetiminde derbi kaybetmeyen siyah beyazlar zorlu Galatasaray engeline de takılmamıştı ve artık takımın oynadığı futbol olgunlaşmaya başlamıştı. İmkansızlıklardan gelişen bir kadro ile bu denli top oynamak, üstelik rakiplerinin milyon eurolar harcadığı bir dönemde bunu yapmak Beşiktaş'ı farklı kılıyor ve siyah beyazlar taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyordu. Sezon başında ilk 5 şansı verilmeyen Beşiktaş ilk yarı sona erdiğinde zirvedeydi. Şampiyonluk hala Beşiktaş için bahsedilmese de artık yavaş yavaş devre arası transfer döneminde iyi takviyeler yapılması halinde takımın zirveye oynayabileceği konuşuluyordu. Tecrübeli bir kaleci, iyi bir stoper, iyi bir 10 numara ve Abubakar'ı yedekleyecek bir golcü gelirse siyah beyazların şampiyon olabileceği yorumları artık yapılmaya başlanmıştı. Ancak Sergen Yalçın yaptığı basın toplantısıyla herkese adeta ters köşeye yatırmayı başarmıştı. Sergen Hoca, kaleci istemiyorum, Utku ve Ersin bana yeter. Olursa bir tek hücuma alternatif olabilecek ya da direkt oynayabilecek bir isim istiyorum demişti. Yani hoca tek bir transfer istiyordu. Üstelik her zamanki açık sözlülüğüyle Hulk gelirse iyi olur demişti. Ancak devre arası transfer dönemi çok da Beşiktaşların hayal ettiği gibi geçmemişti. Siyah beyazlar eski yıldızı Cenk Tosun'u renklerine bağlarken ezeli rakipler yine çok acayip transferlere imza atmıştı. Beşiktaş'ın kadro derinliğinde sıkıntı vardı. Devre arası bu sıkıntının giderilmesi beklenirken tam tersine rakiplerle fark bir anda açılmıştı. Fenerbahçe, Mesut Özil gibi bir dünya yıldızını, İrfan Can gibi ülkenin en iyi orta sahalarından bir tanesini, Osay Samuel gibi İngiltere'nin umut vadeden gençlerinden birini ve Macaristan milli takımının stoperi Zalai'yi kadrosuna katmıştı. Galatasaray'da altta kalmamıştı. Mısır'ın en büyük koyucusu Mustafa Muhammed, 3 sene önce Avrupa'nın göz bebeği olan Gerson Fernandes, Premier Lig'den ithal edilen sağ bek Yedlin ve Ümit Milli Takım'ın golcüsü Halil Dervişoğlu sarı kırmızılara katılmıştı. Şampiyonluk iddiası olmayan Trabzonspor bile Bakasetas'ı, Yunus Mallı'yı ve Berat'ı kadrosuna katmıştı. Beşiktaş bu ortamda tek takviye ile sezonun ikinci yarısına başlayacaktı. Tüm bu gelişmelerden dolayı siyah beyazlar lider dahi olsa bir türlü favori olarak gösterilmiyordu. Transfer dönemi bitmiş, mevzu yine sahaya kalmıştı. Beşiktaş hem kupayı hem ligi bir arada götürmeye çalışıyordu. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı formda Trabzonspor'laydı. Bordo Mavilerin başında Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı vardı. Peşinden de o haftalarda çok zor maç kaybeden Ersun Yanallı Antalyaspor'la oynayacaklardı. Bu iki maç Beşiktaş için dönüm noktası olacaktı. Beşiktaş'ın sezonu erken açması Şubat ayında artık siyah beyazların yorgunluk belirtileri göstermesi neden olmuştu. Trabzonspor maçında kaleci Uğurcan'ı geçememiş, yüklendikçe geride açıklar vermiş, bordo mavilere mağlup olmuşlardı. Hemen ertesi hafta rakip Antalyaspor'du. Yıllarca hücumcu kimliğiyle dikkat çeken Ersun Yanal tarz değiştirmiş, takımında korkunç bir savunma yaptırmaya başlamıştı. Beşiktaş Antalyaspor duvarını da geçememişti. Üst üste 2 maçta yapılan puan kayıpları Beşiktaş'ı zirveden düşürmüş, transferlerle havaya giren Fenerbahçe ve Galatasaray puan tablosunda siyah beyazların üste çıkmıştı. Üstelik Beşiktaş'ın önünde yine zor bir fikstür vardı. Sergen Yalçın ve öğrencileri 7 Şubat-21 Mart arasında
toplam 10 maça çıkacaktı. Bu neredeyse 2,5 günde bir karşılaşmaya tekabül ediyordu. Bir kesim yine siyah beyazların bu süreçte lige havlu atacağını düşünüyor, yazıyor ve çiziyordu. Ama Sergen Yalçın ve öğrencileri bu zorlu dönemde de ayakta kalmayı bildi. Siyah beyazlar sırasıyla Konyaspor, Gençler Birliği, Denizlispor, Malatyaspor, Gaziantepspor ve Başakşehir'i yenerken kupada da Konyaspor ve Başakşehir'i yine devirerek finale kalmayı başarmıştı. Bu süreçte Abubakar ve Gezal adeta lige damgasını vurmuştu. Biri atıyor, diğeri attırıyordu. Ancak Beşiktaş'ı zirveye taşıyan oyuncular isimler değil, takım olabilme maharetiydi. Siyah beyazlar bunu ilerleyen haftalarda tüm Türkiye'ye gösterecekti. Bu arada Beşiktaş yükseldikçe Sergen Yalçın daha da çok mercek altına alınmıştı. Hocanın hakemlerle TFF ile ilgili söylemleri gündeme damgasını vuruyordu. Yapılan her hatayı söylüyor, maç sırasında adeta hakemlerle de mücadele ediyordu. Sergen Yalçın saha içinde takımı, saha dışında kamuoyunu yönetmeye başlamıştı. Bu elbette bütün rakipleri rahatsız ediyordu. Neyse, mevzu dönmüş dolaşmış yine Fenerbahçe maçına gelmişti. Sarı lacivertlerin Mesut Özil rüyası kötü başlamış, İrfan Can sakatlık nedeniyle takımına bir türlü fayda sağlayamamıştı. Üst üste puan kayıpları sonrası Beşiktaş derbisi Fenerbahçe açısından adeta ölüm kalım savaşına dönmüştü. Bu arada Galatasaray'da oyun istikrarını tutturamayınca siyah beyazlar 8 maçın sonunda 29. haftada yine liderlik koltuğuna oturmuştu. Derbi haftası geldiğinde rakiplerine göre maç eksiği bulunmasına rağmen Galatasaray'la 2, Fenerbahçe'yle de 5 puan fark yapmıştı Beşiktaş. Derbi öncesinde artık tüm futbol kamuoyu Beşiktaş'ın daha iyi oynadığını kabul ediyor ve siyah beyazları favori gösteriyordu. Beşiktaş neredeyse 70 dakika boyunca domine ettiği maçta kaleci Altay Bayındır'ı bir türlü geçemedi. Genç kaleci bir tane yemiş ama Beşiktaş'ın 6 tane net gollük pozisyonunu kurtarmıştı. Maçın son bölümünde Fenerbahçe oyuna ortak olmuş, Ozan Tufan'ın attığı golle Dolmabahçe'den bir birlik beraberliği kurtarmıştı. Ertesi hafta siyah beyazlar Kasımpaşa'da mağlup olunca bir kez daha bütün futbol kamuoyu Beşiktaş'ın düşüşü başladı demişti. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye kadar düşmüştü. Üst üste gelen Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleri bir nebze de olsa Beşiktaş'a nefes aldırsa da gelen sakatlıklar ve puan kayıpları camiadaki havayı olumsuz hale çevirmişti. Rakipler Beşiktaş düşüşe geçti diyordu. Daha da korkunç olanı siyah beyazlı camiada çok ciddi bir karamsarlık hakim olmuştu. Bu havayı dağıtacak biri lazımdı ve o isim yine Sergen Yalçın olacaktı. Beşiktaş, Abubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup gibi isimleri sakatlıklar nedeniyle bir bir kaybediyordu. Özellikle Cenk Tosun'un sakatlığı moralleri bir hayli bozmuştu. O devre arasının tek transferiydi ve Abubakar'ı yedeklemesi için alınmıştı. Abubakar yoksa Cenk var diyordu herkes. Bir anda ikisi birden yok olmuştu. Bu arada haftalar ilerledikçe alt taraf ateş çemberi olmuş, takımlar ligden düşmemek için canla başla oynamaya başlamıştı. Bu ekiplerin başında Ankara Gücü vardı. Başkent ekibi Hikmet Karaman'la inanılmaz bir çıkış yakalamıştı. Beşiktaş eksiklerle dolu kadrosuyla Ankara Gücü maçına çıkmıştı. Başkent ekibine karşı 2-0 öne geçen Sergen Yalçın ve öğrencileri son dakikalarda gelen gollere engel olamayınca karşılaşmada 2 puan birden bırakmıştı. Siyah beyazlar 3 gün sonra Sivasspor maçında da galibiyet alamayınca taraftar, camia korkunç bir şekilde karamsarlığa kapılmıştı. O haftalarda takımın oyunu ilk kez bu kadar düşmüştü. Üstelik takımın 2 golcüsü birden yoktu ve Larin forvet mevkiinde pek de iyi performans sergileyemiyordu. Yani çözümler tükenmiş gibi gözüküyordu. Sivasspor maçı sonrasında camia oldukça karamsardı. İşte tam da o anda herkesin umutlarını yavaştan yitirmeye başladığı akşam Sergen Yalçın bir kez daha sahneye çıkmıştı. Hoca Sivasspor maçı sonrası basın toplantısına gelmiş, kimse heveslenmesin, biz şampiyon olacağız demişti. Bu Sergen Yalçın'ın sezon içerisinde yaptığı en iddialı açıklamaydı. Evet, hep kupayı hedeflemiş, hep zirveyi istemişti ama hiç bu kadar korkusuzca şampiyon biz olacağız dememişti. Sergen Yalçın sezon boyunca saha dışında da takımın en büyük lokomotifi olmuştu. Onun bu tarzı adeta camiayı ateşlemiş, başkan da yöneticiler de artık daha sert bir şekilde konuşmaya başlamıştı. Başkan Ahmet Nurçebi, As Başkan Emre Koca da maçlardan sonra çıkıp adeta herkese meydan okuyorlardı. O yüzden Sergen Yalçın'ın Sivasspor maçı sonrası bu çıkışı çok önemliydi. Camia Sergen Hoca diyorsa bir bildiği vardır dedi ve takımına güvenmeye devam etti. Sergen Yalçın hakemle tartıştı, MK ile çatıştı, Laiç'i yeniden futbola kazandırdı, Larin'den golcü bir sol kanat oluşturdu, futbolu unutmuş Gezal'ı ise ligde asist kralı yaptı. Ama Kayserispor maçına
çıkaracağı bir tane bile hücum oyuncusu kalmamıştı. Aboubakar ve Cenk Tosun'dan sonra Larin de sakatlanmıştı. İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşü aslında o maçla birlikte tam anlamıyla başlamıştı. Elindeki tüm forvetlerin sakat olması nedeniyle ileri uçta maça kimle çıkacağı merak konusu olan Sergen Yalçın, forvette Gökhan Töre'yi kullanmayı tercih etmişti. Beşiktaş bu maçta 4-6-0 sistemiyle beklenenin aksine çok acayip bir futbol oynamıştı. Son haftalardaki performans düşüklüğü bir yana dursun, Enkudu, Töre, Laiç, Gezal arasındaki bağlantı Dolmabahçe'de Manchester City havası estirmişti. Siyah beyazlar Kayseri engelini 3 golle geçerken Rizespor deplasmanına da benzer sistemle çıkmışlardı. O zorlu maçta 3. dakikada kaleye 5 şut atmıştı Beşiktaş. Sonrasında ise goller yağmur gibi geldi. Siyah beyazlar bu deplasmanda puan kaybeder diyen herkes yanılmış. Beşiktaş Rizespor engelini 3-2'lik skorla geçmişti. Maç sonuna damgasını vuransa yine Sergen Yalçın olacaktı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın kendi maçı sonrasında Beşiktaş konuşmasından rahatsız olmuştu Sergen Yalçın. Rize'de mikrofonun karşısına geçip Hatay'ın hocası daha galibiyeti sevinmeden Beşiktaş'tan bahsediyor. Şöyle olacak, böyle olacak demekle bu işler olmaz. Cumartesi göreceğiz ne olacağını deyivermişti. Açık konuşmak gerekirse bu açıklama hem Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük raconuydu hem de çok büyük bir riskti. İşin sonunda cumartesi günü görüşeceğiz deyip yenilmek de vardı. Üstelik Sergen Yalçın bu raconu herhangi bir takıma değil ligin 5.sine kesmişti. Bu arada Hatayspor Beşiktaş'ın maçı bir gün sonra oynayalım isteğini kabul etmemiş, maç günü siyah beyazların talep ettiği Covid testi de federasyon tarafından reddedilmişti. Maç öncesinde Dolmabahçe'de gergin bir hava vardı. Hatayspor ligin en iyi hücum eden takımlarından biriydi. Yani boşuna 5. sırada bulunmuyorlardı. Bu karşılaşma Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimalinin en yüksek olduğu maç olarak görülüyordu. Oysa mevzu tamamen Sergen Yalçın'ın dediği gibi olacaktı. 13. dakikada maç 3-0 olmuştu. Hatayspor'lu oyuncular kendi aralarında sahanın ortasında toplantı yapacak kadar şaşkın bir vaziyetteydi. İlk yarı 5-0 bitmişti. İkinci yarıda Beşiktaş tempoyu düşürmüş, yine de 2 tane daha atmıştı. Beşiktaş'tan puan alması beklenen ligin 5.'si Hatayspor siyah beyazlardan tam 7 gol yemişti. Bu maç Beşiktaş'ın cümle aleme karşı yaptığı bir güç gösterisiydi. 7-0'lık Hatayspor maçı sonrası taraflı tarafsız herkes şampiyon Beşiktaş diyordu. Kulüp kutlama hazırlıklarına bile başlamıştı. Ancak sezonun son 3 maçı Game of Thrones finali gibi olacaktı. Beşiktaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etmiş, puan farkını Fenerbahçe ile 5'e, Galatasaray ile 6'ya çıkarmıştı. Siyah beyazlar şampiyonluk havasına girmiş, taraftarlar Boğaz kutlaması için tekne arayışına başlamıştı. Ligin bitmesine 3 maç kala rakip Galatasaray'dı. Son 10 yılda olduğu gibi final maçı yine Türk Telekom'da oynanacaktı. Beşiktaş'ta eksikler artık çözümsüz hale gelmişti. Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan gibi isimlere Mensah ve Enkudu da eklenmişti. Sergen Yalçın derbi maçında çok acayip bir yedek kulübesiyle sahaya çıkmak zorunda kalmıştı. Sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Töre ve Larin'le derbide gol bulmayı planlayan Sergen Yalçın'ın yedek kulübesinde tek bir hücumcu bile yoktu. Bu final derbisinde oyuna sokabileceği isimlerden 3'ü Emre Bilgin, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçi'nin henüz Süper Lig tecrübesi bile bulunmuyordu. Maç başlamış, Galatasaray topu Beşiktaş'a vermiş ama çok sağlam savunma yaparak siyah beyazları oynatmamıştı. Beşiktaş topa hakim olmasına rağmen gol bulamıyor, tam tersine pozisyonlar veriyordu. Fatih Terim'in planı tutmuş, Galatasaray derbi 2-1 kazanmıştı ama çok da kaybedilmiş bir şey yoktu. 2 maçta alınacak 4 puan Beşiktaş'ı şampiyon yapacaktı. Oysa siyah beyazlar bayağı bir yorulmuştu. Ortada 40'tan fazla maçı 14 kişiyle oynayan bir kadro vardı. Aboubakar son 10 maçtır yoktu. Cenk Tosun'dan sonra Oğuzhan Özyakup da sezonu kapatmıştı. Ve her maçta farklı bir hücumcu daha sakatlanıyor ya da cezalı duruma düşüyordu. Ligin 41. haftası ise tam anlamıyla Galatasaray'ın yeniden yarışa girme haftası oldu. Beşiktaş Karagümrük'e, Fenerbahçe ise Sivas'a 2-1 mağlup olmuş, ortalık karışmıştı. Süper Lig'in en çok şampiyon olan takımı Galatasaray bir anda Beşiktaş'la aynı puana gelmiş, averaj hesapları yapılmaya başlanmıştı. Karagümrük maç sonu Beşiktaş'ın bu sezon belki de umudunda azalma olduğu tek andı. Tüm sezona iddiasıyla, mücadelesiyle damga vuran Sergen Yalçın bile basın toplantısında hayırlısı olsun demişti. Herkes adeta düşmüştü. O gecenin karanlığını dağıtan tek ses ise As Başkan Emre Kocadağ'dan gelmişti. Arefe'yi gösterdik ama bayramı biz kutlayacağız demişti. Ligin son haftasında çok acayip averaj hesaplarıyla girilmişti. Öyle bir puan tablosu vardı ki 3. Fenerbahçe bile şampiyon olabilirdi. Elbette avantaj Beşiktaş'taydı. Ancak Galatasaray'ın alacağı 4 farklı üstü galibiyetler şampiyonluğa direkt etki edebilecekti. 15 Mayıs akşamı
İzmir, İstanbul ve Kayseri'de başlama düdüğü çaldığında Türkiye'de nefesler tutulmuştu. Beşiktaş şampiyonluk maçında da yine as forvetlerinden eksik bir şekilde çıkmıştı. Aboubakar, Cenk Tosun, Laiç, Oğuzhan Özyakup kadroda bile yoktu. Siyah beyazlar Vida ile öne geçse de galibiyeti koruyamamış, ilk yarı bir bir sona ermişti. Takımın yorgunluğu artık zirve yapmıştı. Hem mental hem fiziksel olarak Beşiktaş kendisini buralara getiren baskıcı, disiplinli oyununu tamamen kaybetmişti. Ayların verdiği stres ve yorgunluk oyuncuların ayaklarına adeta yansımıştı. Sergen Yalçın soyunma odasında son bir şarkı istiyorum demişti oyuncularına. 50. dakikadan itibaren takım son nefesiyle bir kez daha baskıya başladı. Hücum rolünü sağ bek Rozier, baskı rolünü ise Atiba Joseph Larin üstlenmişti. Raşit Gezal haftalardır kendisine uygulanan sıkı markajdan kurtulmak için son gücünü kullanmaya başlamıştı. Vida ise arka tarafı topluyordu. 69. dakikada Larin ceza sahasında topla buluştuğunda rakibin müdahalesi geldi. Raşit Gezal penaltı için topun başına geldiğinde Sergen Yalçın kulübeye oturmuş, gözlerini kapatmıştı. Raşit Gezal attı, şampiyonluk geldi. Bütçe, maaş, kadro derinliği bunları düşündüğünüz zaman aslında Beşiktaş'ın sezon başında favori gösterilmemesi çok da acayip bir durum değildi. Ancak kimse Sergen Yalçın etkisini hesaplayamamıştı. Sergen Hoca kendi kahramanlarını, kendi yıldızlarını adeta kendi başına yaratmıştı. Sezon başladığında ne futbol otoriteleri, ne gazeteciler, ne taraftarlar Beşiktaş'a çok fazla şans vermiyordu. Açık konuşmak gerekirse kağıt üzerinde de kimse haksız değildi. Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'a dikkat çeken en önemli nokta kadrodaki isimlerin kariyer sezonlarını geçirmiş olmasıydı. Bu elbette tesadüf değildi. Çünkü sezon başında bu oyuncular transfer edilirken kimse hepsinin en iyi sezonlarını geçireceğini elbette tahmin etmiyordu. Valentin Rozier çok düşük maliyetle kulübü tarafından Beşiktaş'a kiralanmıştı. Bu durum pek de boşuna değildi. Rozier iki büyük sakatlık geçirmiş ve neredeyse iki seneye yakın futboldan uzak kalmıştı. Kimse ondan bu kadar büyük bir performans beklemezken Fransız oyuncu yılın sağ beki olmuştu. Joseph bilinen bir isimdi. Fenerbahçe'ye de mücadelesiyle öne çıkmıştı geçmiş yıllarda. Ama son dönemlerini haftada 2 antrenman yapılan, maçları düşük tempoda oynanan Suudi Arabistan'da geçirmişti. O da büyük bir soru işaretiydi. Joseph de yılın 6 numarası olmuştu. Gelelim Raşit Gezal'a. O da büyük umutlarla Mahrez'in yerine Leicester'a transfer olmuş. 3 yılda neredeyse hiçbir performans gösterememişti. Kimse ondan 8 gol 17 asist yapmasını beklemiyordu. Ve elbette Aboubakar, Beşiktaşlı bir yöneticinin deyimiyle Avrupa'da hiçbir yerde sağlık kontrolünden geçmesi mümkün olmayan Kamerunlu büyük bir risk alınarak transfer edilmişti. O da ligin en dominant forveti haline gelmişti. Bunlar gelenlerdi. Bir de eldekiler vardı ki burası aslında daha büyük bir olaydı. Sergen Yalçın kaleci istemiyorum demiş, Beşiktaş'ın kalesini gencecik 2 tane çocuğa emanet etmişti. Yılların 6 numarası Atiba'yı kimi zaman 8, kimi zaman 10 numara oynatıp Kanadalı'ya gol ve asist anlamında rekor kırdırtmıştı. Enkudu aynı şekilde Sergen Yalçın'la birlikte skora en çok katkı yaptığı sezonu yaşamıştı. Elbette hocanın en büyük dokunuşu Kyle Larin'e olmuştu. Sosyal medyanın çöp dediği bu adam ligde tam 19 gol atıp 6'da asist yapmıştı. Gencecik Rıdvan Yılmaz, hep eleştirilen Necip Uysal, sözleşme imzalamayan Dorukhan, artık kafası Beşiktaş'ta değil denen Vida, hepsi inanılmaz performanslar sergilemişti. Fenerbahçe ve Galatasaray büyük paralarla yıldızlar transfer etmiş, Sergen Yalçın ise kendi yıldızlarını yaratmıştı. Elbette şampiyonluğun en büyük pay sahibi Sergen Yalçın ve öğrencileriydi ama Ahmet Nurçe ve yönetiminin de katkısını yok saymamak gerekiyor. Neredeyse hiç bonservis parası vermeden Rozier gibi, Joseph gibi, Aboubakar gibi isimleri kadroya katmayı başardı Beşiktaş yönetimi. Aboubakar'ı kiralamak riskti ama bu riski alarak belki de şampiyonluğun en önemli parçasını takıma katmayı başardılar. Kadro derinliği, yedek kulübesi tartışılsa da mevcut mali şartlarda daha iyi bir takım oluşturmak açıkçası pek de mümkün değildi. Başkan Çebi'nin yaptığı belki de en önemli iş yıllardır var olan maaş sorununu çözmekti. Kulüp tarihinin en iyi takımını kursan da maaş ödemediğin zaman işlerin ne hale geldiğini yakın zamanda görmüştü Beşiktaşlar. Çebi burada da büyük bir işe imza atmıştı. Tabi Sergen Yalçın ve ekibi, Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, futbolcular falan diyoruz ama bu tip şampiyonluklarda kulüpteki doktordan aşçıya kadar herkesin payı vardır. Mesela Raşit Gezal'ın lisansını motosikletle federasyona yetiştiren Beşiktaş personelini kim unutabilir? Kısacası Beşiktaş her öğesiyle, her çalışanıyla ve elbette taraftarıyla hak edilmiş bir şampiyonluk kazandı. 2020-2021 şampiyonluğu Beşiktaşların belki de ömür boyu unutamayacağı bir başarı olmuştu.
2003 yılındaki 100. yıl şampiyonluğunda usta spiker Ercan Taner, Sergen Yalçın attı, şampiyonluk geldi demişti. 2021 şampiyonluğunu ise Sergen Yalçın yönetti, şampiyonluk geldi diye yorumlayabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.